Merhaba arkadaşlar. Köklü sayıların 3. ve son bölümüyle yeniden beraberiz. X büyük Y olmak üzere kökün içerisinde A artı eksi 2 kök B ifadesi varsa iki tane sayı arıyorum. Nedir? Çarpımı B olan iki sayı. X ve Y olsun bunlar. Eğer bu X ve Y sayılarının toplamı da A'yı veriyorsa şurada da sihirli bir 2 varsa arkadaşlar. Burada da bir 2 varsa bu ifade kare X artı karekök y. Eğer şu arada eksi varsa bu da karekök x eksi karekök y olacaktır. Burada dikkat edin karekök x karekök y'den her zaman pozitif olmalı. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Nereden geldiğini bahsedeyim size. Şu ifadeyi tersten gidelim. Yani karekök x artı karekök y'nin karesini alıyorum. Tabi dengelemek için karekökünü de alıyorum. İçeride karesini alalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. X artı Y birinci ile ikincinin çarpımının iki katı nedir? 2 kare kök X'ye. Bakın X'ye ifadesine B dersem X artı Y ifadesine A dersem ilk hale geldi gördünüz mü? E, demek ki çarpımı B toplamı A olacak şekilde X ve Y sayıları varsa bu ifade kökün dışına nasıl çıkıyormuş? Karekök X artı kare kök Y şeklinde çıkıyormuş. Örnek bir aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz demiş. Baktım şurada sihirli ikimiz var. Çarpım 6 toplamı 5 olan iki sayı neler? 2 ve 3 çarptım 6 topladım 5. Nedir bu işlemin sonucu? Kare 3 artı kare kök 2'dir. Baktım sihirli 2 duruyor burada. Çarpım 12 toplamı 7 olan iki sayı neler var? 3 ve 4. Büyük olanı önce yazmalıyım. Kare kök 4 eksi kare kök 3 ya da 2 eksi kare 3 diyebilirim. Çarpımı 111 toplamı 40 olan iki sayı 37 ile 3'ün çarpımı 111 yapar arkadaşlar. Toplamı da 40 yaptı. O zaman bu işlemin sonucu nedir? Kare kök 37 eksi kare kök 3. D'ye baktığımızda içerideki sihirli ikinin olmadığını görüyorum. 64 çarpı 15 oraya bir 2 göndermeliyim. Ya bunu içeriden çıkartırım ya da dışarıdan gönderirim arkadaşlar. İki farklı yolu izleyebilirim. Ya 60'ın içinden bir iki dışarıya çıkarabilmeliyim ya da dışarıdan farklı bir iki göndermeliyim içeriye. İçeriden çıktığını görüyorum. Bu daha kolay yol. 64 ee, 60, 4 çarpı 15, 4 dışarıya nasıl çıktı? 2 olarak kökün içinde 8 artı 2 kare kök 15 oldu. Şimdi çarpım 15 toplamı 8 olan iki sayı 3 ve 5 toplayınca da 8 yaptı. Aradaki işaret artı olduğu için ne olacaktır? Karekök 5 artı karekök 3 olacaktır. Bu defa baktığımda burada 2 yerine 4 var. Bunun ikisini içeri gönderelim arkadaşlar. 6 artı 2 kök. 2 içeriye 4 olarak gider. 4 kere 2 de 8 olacaktır. Çarpımı 8 toplama 6 olan iki sayı 2 ve 4. O zaman sonuç ne olacaktır? Kök 2 artı kök 4 ya da 2 artı karekök 2 olacaktır. Örnek 2 işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Baktım 2 var içeride. Çarpımı 45 toplamı 14 olan iki sayı arıyorum. Neler var? 9 ve 5. Çarpınca 45 toplayınca 14. Nasıl çıkar o zaman kökün dışına? Karekök 9 3'tür o. Eksi karekök 5. Aradaki şart eksi olduğu için eksi oldu. Şuraya baktığımda burayı da ne parantezini alabilirim? Karekök 2 parantezin alırsam 3 kök 2'nin kök 2'sini aldım. Ne kaldı? 3 kaldı. Artı kök 10 kök 2 çarpı kök 5 demektir. Nesini aldım? Kök 2'sini aldım. Ne kaldı geriye? Kök 5 kaldı. Bakın 3 eksi kök 5, 3 artı kök 5. Ne var burada? 2 kare farkı var. Birincinin karesi, 3 kök 2'nin karesi, eksi kök 5'in karesi nedir? 5. Buradan da 9 eksi 5 ne yapacaktır? 4. Tabi yanında da nesi var? Kare kök 2'si cevabımız 4 kök 2 olacaktır. Şöyle bir işlem tanımlanmış. E, dikdörtgen 2'ye bölünmüş. X ve Y deyince bu işlemi sonucu neymiş? X ile Y sayılarının karelerinin farkının pozitif değeri yani mutlak değerinin nesi? Kare kökü mü? Evet kare köküymüş. Buna göre 17 ve 2 kare kök 288 verilmiş. O zaman ne yapalım kökün içinde? 17'nin karesi eksi kök 288'in karesi nedir? 288'dir. 17'nin karesi 289. 288'i çıkarırsak kökün içerisinde ne kalır? 1 kalır arkadaşlar. Yani bu işlemin sonucu 1'dir. M'miz 1. M'nin kare kökü nedir? Kare kök M. O da 1'dir arkadaşlar. Aradığımız cevap 1. Paydada köklü ifade varsa köklü ifadeden kurtulmak için eşleniyle çarparız arkadaşlar. Şimdi eğer kare köklü bir ifade varsa kendisiyle çarptığımızda kökten çıkacaktır. Dolayısıyla eşleni kendisidir. Örneğin kare kökü 3 varsa paydada kare kökü 3 ile çarptığımızda 3 olarak çıkacaktır. Paydada eninci dereceden kök içerisinde A üzeri M ifadesi varsa bu ifadeyi kesri eninci dereceden kök içerisinde A üzeri ne eksime ile çarparız? Yani içerideki ifadenin kuvvetini kökün derecesiyle eşit hale getirmeye çalışırız. Örneğin küp kök 2 ifadesini kökten çıkarmak istediğimizde bunu küp kök 2 üzeri 2 ile çarparız. Bakın 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 de burada var. Ne olur bu ifade? Küp kök 2 üzeri 3 olacağı için 3'ler gidecek, 2 olarak dışarıya çıkacaktır. 3 bölü kare kök 3 ifadesini Paydasını kökten kurtarmak için pay ve paydayı kök 3 ifadesiyle çarparız. Çarparsak 3 kök 3 bölü kök 3 kök 3'ün çarpımı 3 yaptı. Buradan da 3'ler giderse sayımız kök 3 olacaktır. 6 bölü kare kök 2 ifadesini pay ve paydasını kare kök 2 ile çarparsak ne olacaktır? 6 kare kök 2 iki, bölü 2'den 3 kare kök 2 olacaktır. 1 bölü küp kök 4 ifadesini 2, 4, 2'nin karesi arkadaşlar. Ne ile çarparsam kökten çıkar? Küp kök 2 üzeri 1 ile çarparsam kökten çıkar. O zaman pay ve paydayı küp kök 2 üzeri 1 yani küp kök 2 ile çarparsam aşağısı ne olacaktır? Küp kök 2'nin karesi var bakın burada. 2 üzeri 1 geldi çarpım olarak. Ne olacaktır? 2 üzeri 3. Dolayısıyla kökle kuvvet birbirini götürecektir. İfade ne olacaktır? Küp kök 2 bölü 2 olacaktır. Dördüncü dereceden 8 ifadesi var. 8, 2 üzeri 3 demek. 2 üzeri 4'e tamamlamak için 2 üzeri 1 ile çarpmalıyım. Dördüncü dereceden. Çarparsam 2 çarpı dördüncü dereceden 2 bölü. Şurayı çarptığımda dördüncü dereceden kök içerisinde 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 olacaktır. Buradan 4'ler giderse ne olur? 2, dördüncü dereceden kök 2 bölü 2'den 2'ler de gider ne kalır geriye? Dördüncü dereceden kök 2 kalacaktır. Eğer payda da 2 kare köklü ifadenin farkı şeklinde bir ifade varsa, eksi ise artılısıyla, artı ise eksilisiyle çarparak, kısaca eşlenikle çarparak paydayı kökten kurtarırız arkadaşlar. 6 bölü kök 3, eksi 2 bölü kök 3 artı 1 ifadesi verilmiş 2010 YGS sorusunda. Birinci ifadeyi Paydanın aynısıyla kök 3 ile çarparsam kökten kurtulacaktır. İkinci ifadeyi ne ile çarpmalıyım? Kök 3 artı 1'i kök 3 eksi 1 ile çarparsam payda kökten kurtulacaktır. Çarpalım birincisi ne olur? 6 kök 3 bölü 3 olacaktır. Eksi ikincisi 2 iki parantezinde kök 3 eksi 1 bölü. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsak ne olur? 2 kare farkından kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 olacaktır. Bu da 2. Iki. 2'ler sadeleşti. Işte. 6 bölü 3'te 2 oldu. Burası ne oldu? 2 kök 3 eksi. E, şurası kök 3 ile çarparsam artı 1 olacaktır. Düzenlersek kare kök 3 artı 1 aradığımız cevap olacaktır. Örnek 6 işleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen eşitlenikle çarpmak aklımıza geliyor arkadaşlar. Ama bunun yerine yukarıyı Kök 13 parantezini al ki daha kolay çözermişim gibi geliyor. 13 sayısı kare kök 13 çarpı kare kök 13'dür. Kare kök 13 parantezini alırsak geriye ne kalır? Kare kök 13 eksi 1 kalır. Aşağıda eksi parantezini alırsak kare kök 13 eksi 1 oldu. Bunlar giderse soru biter arkadaşlar. Cevap ne olur? Eksi kare kök 13 olur. 2013 YGS sorusu. Olduğuna göre a'yı bulunuz demiş arkadaşlar. Baktık 1 artı kök a bölü 1 eksi a var. Burada da a bölü 1 eksi kök a var. Şimdi arkadaşlar 1 eksi a'yı ben nasıl çarpanlarına ayırabilirim? Yukarıya yayına yazayım. 1 eksi kare kök a çarpı 1 artı kare kök a şeklinde. 2 kare farkından çarpanlarına ayırdım. Şimdi 2 kare farkı olduğu için 1'in karesi 1 eksi kök a'nın karesi a 1 eksi a gelecektir. Bakın burası da o zaten. Buradan 1 artı kare kök a'lar sadeleşti. Geriye ne kaldı? A bölü kök a vardı. 5 bölü 3'e eşit. Paydalarımız aynı oldu bakın. O zaman yukarıyı ne yapabilirim? 1 eksi a şeklinde yazabilirim. Yine aynı olayı burada da tekrarlayalım. 1 eksi a geldi. 1 eksi kare kök a. 1 artı kare kök a oldu. Burada da ne oldu? 1 eksi kare kök a var. 1 eksi kare kök a'lar giderse bu ifade 5 bölü 3'e eşit olur. Biri de karşıya atarsak 3 bölü 3 gibi düşünelim biri. Çıkarırsak karekök kök a ne olacaktır? 2 bölü 3. Karesini alırsam a buradan ne gelecektir? 4 bölü 9 gelecektir. Örnek 8 olduğuna göre x kaçtır demiş. Karekök kök x artı kare kök x eksi 2 var. Bunun hemen eksilisiyle çarpacağım. Karekök kök x eksi 2 artı kare kök x eksi 4 eksilisiyle çarpacağım karekök x artı karekök x eksi 4 eksilisiyle çarpacağım. Çarparsam ne olur? aynen yazılır. 2 parantezinde kök x eksi kök x eksi 2. Aşağısı ne olur arkadaşlar? Birincinin karesi x eksi ikincinin karesi x eksi 2 olur. Buradan x'ler birbirini götürür. Eksi eksiden dolayı artı 2 gelir. Artı 2'ler de birbirini götürür. Artı. Aynısını burada yapalım. 2 karekök x eksi 2 eksi kare kök x eksi, eksi 4. Paydada ne oldu? Birincinin karesi kök gider x eksi, eksi 2 eksi ikincinin karesi kök gider x eksi 4. Buradan x'ler birbirini götürecektir. Eksi 2 artı 4'ten şurası 2 olacaktır. İkiler de birbirini götürecek. Yani sadece şu köklü ifadeler kaldı burada da. Eşittir. Aynı olayı burada yapalım. Kök x artı 1 varmış. Yukarısı kök x eksi kare kök x eksi 4 oldu. Aşağıda ne oldu arkadaşlar? Birincinin karesi x eksi, ikincinin karesi x eksi 4. Buradan x'ler giderse eksi eksi 4'ten burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Geriye ne kaldı bakalım? Karekök x eksi kare kök x eksi 2 artı kare kök x eksi 2 eksi kare kök x eksi 4 eşittir karekök x artı 1 çarpı kök x eksi kök x eksi 4. Burada bir de paydada ne var? 4 var. Buradan eksi artı olduğu için kök x eksi 2'ler birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Karekök x eksi karekök x eksi 4 kaldı. Buradan şurada da karekök x eksi karekök x eksi 4 var arkadaşlar. Şu ifadeler birbirini götürürse Kare kökü x artı 1 bölü 4 ifadesi 1'e eşit olacaktır. 4'ü de karşıya atarsam kare kökü x artı 1 ne oldu? 4 oldu. Karesini alırsam buradan x artı 1 nedir? 16. İkisine gelecektir. 15 olarak gelecektir. Arkadaşlar 4. dereceden köklü bir ifadeyi 4. dereceden kök a olsun örneğin. Bunu ben kare kök içerisinde kare kök a şeklinde yazabilirim. Şuradaki köklerin derecelerinin çarpımı 2 kere 2 4 yaptığı için şu şekilde yazabilirim. O zaman baktığımda paydada kare köklü bir ifade var. Yukarıda 4. dereceden köklü bir ifade. Bunu nasıl yazabilirim? Kare kök içerisinde kare kök 6 eksi 2 kök 5. Aşağıda da ne oldu? Kök içinde 1 artı kök 5. Artık burada sihirli kuralımızı kullanabiliriz arkadaşlar. 2 kökün içerisinde e, çarpım 6, çarpımı 5 toplam 6 olan iki sayı neler? 1 ve 5 olsa 5 yaptı. Toplamı da 6 yaptı. O zaman burası ne olacaktır? Kök 5, eksi 1 olacaktır. Ne yani var? Kök, e, kök içerisinde 1 artı kök 5 var. Aynı kökün içerisine yazalım arkadaşlar. 2 kare kök, kök 5 eksi 1. Şurada yakışıklı olsun. Kök 5 artı 1. Ne yapacağım? Eşleniyle çarpacağım kök 5 eksi 1 ile çarpıyorum. Ne olur çarparsam yukarısı 2 kare kök içerisinde kök 5 eksi 1'in karesi oldu. Aşağıdan oldu. 2 kare farkından 5 eksi 1'den 4 oldu arkadaşlar. Yukarısı 2 ile, 2 ile kare kök giderse, kare ile kare kök giderse ne kalır? Kök 5 eksi 1 kalır. Önünde de 2 var. Bölü 4'ün kare kökü de ne oldu? 2 oldu. Bunlar da giderse cevap ne olacaktır? Kare kök 5 eksi 1 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Paydadaki kök 10 eksi kök 5 ifadesine bakarsam kök 5'lerin ortak olduğunu görüyorum. Geriye ne kaldı? Kök 2 eksi 1. Yanındaki 2 ifadeye baktığımda da 3'lerin ortak olduğunu görüyorum. Eksi 3 parantezini alırsam kök 2 eksi 1 kalacaktır. Buradan da Kök 2 eksi 1 parantezini alırsam payda ne olacak? Kök 2 eksi 1 çarpı kök 5 eksi 3 olacaktır. Kök 5 eksi 3 yukarıda da var. Kök 5 eksi 3'ler giderse ne oldu burası? 1 bölü kare kök 2 eksi 1 eksi 2 bölü kare kök 2 oldu. Burayı da kare kök 2 ile çarparsak ne olur? 2 kare kök 2 bölü 2 oldu. Buradan da 2'ler gitti. Kare kök 2 kaldı. Şurayı ne yapalım bir de yeniden? Kök 2 artı 1 ile çarpalım. eşlenikle Yukarısı ne oldu? Kök 2 artı 1. Aşağısı ne oldu? Kök 2'nin karesi 2. 1'in karesi 1. 2 eksi 1'den 1 oldu. Eksi kare kök 2. Buradan da kare kök 2'ler giderse cevap ne olacaktır? 1 olarak gelecektir. Örnek 11. 2 köklü ifadenin farkı 16 eşitmiş. X'in alabileceği pozitif değer nedir diyor. Baktığımda İçerinin 36 parantezine alındığını görüyorum arkadaşlar. Geriye de x kare eksi 1 kalıyor. Buraya baktığımda buranın da 4 parantezine alındığını görüyorum. Geriye ne kalıyor? E, x kare eksi 2 düzeltelim şunu. Burada da x kare eksi 2 kalıyor. Yani kökün içerisindeki ifadeler aynı kalıyor. 36'yı dışarı çıkarırsam 6 karekök x kare eksi 2 eksi 4'ü çıkarırsam 2 kare kök x kare eksi 2 olduğunu görüyorum. Kökler aynı olduğu için Katsayıların farkını alayım. 6'dan 2 çıktı ne olur? 4 Karekök x kare eksi 2 eşittir 16'ymış. Şunlar sadeleşirse ne kaldı? 4 kaldı. Şu ifadenin karesini alalım. x kare eksi 2 eşittir 16. x kare 18. x ne olacaktır? 3 olacaktır. İfadesinin eşitini bulunuz diyor arkadaşlar. Bu ifadeye eşittir a diyelim. Farklı bir çözüm yolu izleyelim. İki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Alırsak birincinin karesi ne olacaktır? 5 artı kare kök 21 artı ikincinin karesi 5 eksi kare kök 21 eksi birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. Kökün içerisinde 5 artı kare kök 21 çarpı 5 eksi kare kök 21. Ne eşit? A kare eşit. Buradan karekök kök 21'ler giderse 5 5 daha ne yapacaktır? 10 2 çarpı kökün içinde 2 e, kare farkı var arkadaşlar. Ne olur? 5'in karesi 25 kök 21'in karesi 21 olur. Bu da 4 yapar. Dışarıya da 2 olarak çıkar. Yani bu işlemin sonucu 10 eksi 4 yani 6'dır. Sonucun karesi 6 olduğuna göre sonuç ne olacaktır? Karekök 6 olacaktır. 13. soruda olduğuna göre, karekök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Baktığımda her ikisinde karekök 2'nin ortak olduğunu görüyorum. Burada ne kaldı? Karekök x. Burada ne kaldı? Karekök 3 x. Ne eşitmiş bu? 4 karekök 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Buradan karekök 2'ler sadeleşti. Kök 3 tane x burada varmış. Bir tane x de burada varmış. Ne olur? Kök x parantezinde 1 artı kök 3 olur. Ne eşitmiş? 4'e. Paydaya gönderip paydada eşlenikle çarpabilirim. Ama işin biraz hilesine kaçalım. Şurayı kökü çeksi 1 ile burada çarpıyorum direkt. Çarparsam kökü çeksi 1 ile kökü çarpı 1'in çarpımı ne olacaktır? Kökücün karesi 3 eksi 1'in karesi 1'den 2. 2 kare kök x eşittir. 4 çarpı kök 3 1 olacaktır. Sadeleştirirsem kare kök x ifadesi ne olacaktır? 2 kökü 3 eksi 2 olacaktır. Örnek 14 x eksi kök x ifadesi 13 ise x eksi 13 bölü kök x ifadesinin değeri nedir? 13 bölü kök x ifadesini elde edelim şuradan arkadaşlar. Nasıl, nasıl elde ederiz? Kök x'e bölelim tüm ifadeyi. Yani x bölü kök x eksi kök x bölü kök x eşittir. 13 bölü kök x. Buradan x'i kök x'e bölersek ne kalır? Kök x kalır. Eksi kök x'ler giderse eksi 1 kalır. 13 bölü kök x olur. O zaman 13 bölü kök x neye eşitmiş? Kök x eksi eşitmiş. Yerine yazalım. x eksi kök x eksi 1 oldu. Düzenlersek x eksi kök x artı 1 oldu. Peki x eksi kök x neye eşitti zaten? 13 eşitti. Aradığımız cevap o zaman 13 artı 1'den 14 gelecektir. 2017 YGS sorusu şöyle bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Buna göre X bölü y oranı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yukarıda x eksi y verilmiş. Bunu ben nasıl çarpanlarına ayırabilirim? Karekök x eksi karekök y çarpı karekök x artı karekök y çarparsak birincinin karesi x eksi ikincinin karesi y x eksi y gelecektir. Bölü aşağıda x kök y çarpı artı y kök x diyor. X ne demektir? Kök x çarpı kök x demektir. Y ne demektir? Kök Y çarpı kök y demektir. O zaman burada ortak olan neler var? Kök X ve kök y var. Geriye ne kalıyor? Kök X alırsam burada sadece kök X kalır. Burada da kök X ve kök y alırsam sadece kök y kalır. Ne eşitmiş bu? 1 bölü kare kök X'e. Buradan kök X artı kök gittiğini görüyorum arkadaşlar. Karşılıklı olarak da kök X'ler gitti. Geriye ne kaldı? Kök X eksi kök Y'e bölü kök y eşittir 1 kaldı. Kök y'yi de karşıya atarsak kök x eksi kök y eşittir kök y. Diğer kök y'yi de karşıya atalım. Kök x eşittir 2 kök y. İki tarafın karesini alırsam x eşittir 4 y olacaktır. Bizden ne istiyor? x bölü y'yi y'yi paydaya gönderirsem x bölü y eşittir 4 olarak gelecektir. Örnek 16 a ifadesi verilmiş buna göre diyor verilen ifadenin A cinsinden eşiti hangisidir diyor. Bu ifadeye B diyelim arkadaşlar. Ve A ile B'yi çarpalım. B ifadesi neymiş? Kök 3 artı 1 bölü neymiş? 6 artı 2 kök 8. 6 artı 2 kök 8 imiş. Çarpanları ayıralım arkadaşlar. Neler yapabiliriz bakalım. Kök 3 artı 1 kalsın böyle. burayı kök 3 parantezine alırsak ne gelir? Kök 3 eksi 1 gelir. Aşağıya bakalım. 8 4 çarpı 2 ikisi dışarıya çıkar. Ne olur? 4 kök 2. Burayı 2 parantezine alırsam ne olur? 3 artı 2 kök 2 olur. Yanındaki ifadeni, ifade ne? 3 eksi 2 kök 2. Baktığımda burada eşlenikler olduğunu görüyorum. Aynı olay yukarıda geçerli. Yukarıda eşlenikler var. E, çarparsak 2 kare farkından e, kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1'den 3 eksi 1'den 2 gelecektir. Yanında da kök 3 var. Bölü. 3 artı 2 kök 2 çarpı. 3 eksi 2 kök 2 ne olur? Şu 2 dursun yanında. Birincinin karesi 9. Eksi 2 kök 2'nin karesini 8. Buradan ne geldi? 1. Şu ikiler gitti. Burası ne oldu? Kök 3 bölü 1'den kök 3 oldu. Neyi buldum ben? A çarpı B'yi buldum. B'yi A cinsinden yaz diyordu. Kök 3 bölü A B'ye eşit olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Baktığımızda paydada üçlü terim var arkadaşlar. Burada ufak bir düzenleme yapıyorum. Kök 6 artı 2 eksi kök 10 şeklinde düşünüyorum bunu. Kök 6 artı 2'yi birinci terim olarak düşünüyorum arkadaşlar şöyle. Kök 10'u da ikinci terim olarak düşünüyorum. O zaman eşleniğine nasıl çarpacağım? Şu eksiği artı yapacağım. Kök 6 artı 2 artı kök 10 çarpacağım. Kök 48 de 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3'tü zaten. Çarpı ne olacak? Kök içinde 6 artı 2 artı kare kök 10 çarpmış oldum. Bölü paydada ne olacak? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani kök 6 artı 2'nin karesi eksi kare kök 10 karesi 10 olacaktır. Eksi şurada da kök 5 de genişletirsek kestiri ne olacaktır? 5 kök 5 bölü 5 olacaktır. 5'ler de gitti burada. Şu ifadenin karesini açalım arkadaşlar. Ne olur açarsak Birincinin karesi 6. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ne olur? 4 kök 6. Artı ikincinin karesi 4. 6 4 tane yaptı. 10. On. onu götürdü arkadaşlar. Ne kaldı paydada? 4 kök 6 kaldı. Burada da 4 kök 3 vardı zaten. 4'ler ne oldu arkadaşlar? Gitti. Kök 3'ler de ne oldu? Gitti. Ne kaldı aşağıda sadece? Kök 2 kaldı. Yukarıdaki ifadeyi de Kök 2 parantezini alıyorum arkadaşlar. Ne kalır geriye? Kök 3 artı 2 kök 2 çarpı kök 2 demektir. Dolayısıyla birini alırsam kök 2 kalır. Kök 10 kök 2 çarpı kök 5 demektir. Birini alırsam kök 5 kalır. Aşağıda da kök 2 vardı. Bunlar gitti arkadaşlar. Eksi sağ tarafta ne kaldı? Kare kök 5 kaldı. Kare kök 5'ler de birbirini götürürse geriye ne kaldı? Kare kök 3 artı karekök 2 kaldı. Tabloda ABC satırları ve 1 2 3 sütunları arasındaki kutucuklara bazı köklü ifadeler yazılmış. Buna göre hangi satır ve sütuna ait kutucuktaki ifadeler çarpılırsa sonuç rasyonel sayı olur diyor arkadaşlar. Bu soruyu şıklardan giderek yapalım. A şıkkına bakalım. Ne diyor? A1 çarpı C1. A1 C1 nerede bu? 16. dereceden kök 7 artı 1 çarpı 16. dereceden kök 7 eksi 1. Bunları çarparsak ne olur arkadaşlar? 2 kare farkı hatırlatalım onu. x artı y çarpı x eksi y ne oluyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi oluyordu. Birincinin karesi ne olacaktır? 16. dereceden kök olduğu için 8. dereceden kök 7 eksi 1 olacaktır. Şu ikisini çarptık. Sonra diyor B2. Nerede bu B2? 8. dereceden kök 7 eksi artı 1 arkadaşlar. Çarparsak yine 2 kare farkı birincinin karesi dördüncü dereceden kök 7 eksi ikincinin karesi olacaktır. Sonra diyor arkadaşlar bunu da çarptık. C3 sonra da A3 diyor. C3 nerede? Dördüncü dereceden kök 7 artı 1. Dördüncü dereceden kök 7 artı 1. Bunları çarparsak ne olur arkadaşlar? Burası birincinin karesi kare kök 7 eksi ikincinin karesi 1 olacaktır. Son olarak arkadaşlar bu ifadeyi de A3 ile çarpalım. Kare kök 7 eksi 1'i. A3'te ne varmış? Kare kök 7 artı 1 varmış. Çarparsak birincinin karesi 7 eksi ikincinin karesi 1'den 7 eksi 1 6 e, ne oldu? Kökten çıktı arkadaşlar. Rasyonel sayı oldu. Doğru cevap A şıkkında. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Kökün içerisinde sihirli ikimiz de var. Çarpım 12 toplamı 7 olan iki sayı arıyorum. Neler onlar? 3 ve 4 çarptım 12 topladım 7. O zaman nasıl çıkar bu ifade kökün dışına? Kök 4 artı kök 3 ya da 2 artı kök 3. İkinci soru işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine sihirli kim burada mı diye bakıyorum orada. O zaman çarpım 10 toplamı 7 olan iki sayı 5 ile 2. Nasıl ayrılır burası? Kare kök 5 artı kare 2 şeklinde ayrılır. Yanında da bir eksi kök 2 varmış. Bunlar giderse cevap kare kök 5 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Paydanın eşleniğiyle çarpalım kare kök 6'yı da. Ne olacaktır bu işlem? 12 kare kök 6 bölü kök 6 çarpı kök 6 6 yapacaktır. Sadeleştirirsem cevabım ne olacaktır? 2 kare kök 6 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Paydanın eşleniğiyle çarpalım. Kökü çarpı 1 ile çarpalım. Yukarısı ne olacak? 2 çarpı kökü çarpı 1. Aşağısı ne olacak? Köküçün karesi 3. Eksi 1'in karesi 1. 3 eksi 1 2 iki yaptı. İkiler de sadeleşirse cevap ne olacak? Kare kökü çarpı 1 olacak. Beşinci soru. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Yine eşlenikleriyle çarpalım hemen. Burayı karekök 2 artı 1 ile burayı da karekök 3 eksi karekök 2 ile çarpalım. Çarparsak birincinin payı karekök 2 artı 1 olur. Böyle paydada ne olur? Kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1'den 2 eksi 1 1 olacaktır. Artı burayı da kök 3 eksi 2 ile çarparsak kök 3 eksi kök 2 ile böyle paydada ne olacak? Kök 3'ün karesi 3 eksi kök 2'nin karesi 2 buradan da 1 gelecek. Düzenlersek ortalığı kök 2 artı 1 artı kök eksi kök kaldı. Buradan kök giderse cevabımız kök 3 artı 1 c şıkkı olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şu ifadenin paydasını hemen kök 2 ile payı paydasını burayı kök ile genişletelim. Ne olur bu? 2 kök 2 bölü 2. Burası 3 kök 3 bölü 3 oldu. Buradan 2'ler ve 3'ler gitti arkadaşlar. Aşağıya bakıyorum. Çarpımı 6 toplamı 5 olan 2 sayı arıyorum. Sihirli kimde yerinde. 1 ile 6 alsam olmaz. Ne alabilirim? 2 ile 3 alsam gelir. O zaman burası da ne olur? Kök 3 artı kök 2. Yukarıya baktığımda yukarısı kök 3 artı kök 2. Aşağıda da kök 3 artı kök 2. Bu ifadeler birbirini götürürse aradığım cevap 1 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. 2'ye baktım orada. Çarpımı 7 toplamı 8 olan 2 sayı arıyorum. Nedir bunlar? Karekök 7 artı karekök 1. Karekök 1 de bir eşit. Eksi yanında karekök 7 varmış. Bunlar giderse cevap ne olacaktır? 1 olacaktır. İşleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Şurayı hemen kök 2 ile genişletirsem ne olur? 2 kök 2 bölü 2 olur. Eksi 1. Buradan ikiler gitti. Yukarısı kök 2 eksi 1 oldu arkadaşlar. Aşağıya baktığımda eksi parantezini alırsam bunun da kök 2 eksi 1 olduğunu görüyorum. Kök 2 eksi 1'ler sadeleşirse cevap ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Orta düzey işlemin sonucu kaçtır arkadaşlar? Yine eşleniği çarpıyorum. Kare kök 5 artı kare kök 3 de. Kök 3'ü ise aynen kendisiyle çarpıyorum. Çarptım ne oldu? 4 kök 5 artı kök 3. Paydan oldu. Kök 5 artı kök 3 de kök 5 eksi kök 3 çarparsak birincinin karesi 5 eksi ikincinin karesi 3. 5 eksi 3 ne yaptı? 2. 4'ü 2'ye bölersem ne olur? 2 kök 5 artı 2 kök 3 dağıttım aynı zamanda. Buraya bakalım. Kök 3 ile çarptığımızda ne olacaktır? 6 kök 3 bölü 3 olacaktır. Bunu da sadeleştirirsem ne olacaktır? Eksi 2 kök 3 olacaktır. Buradan 2 kök 3'ler giderse cevap ne olacaktır? 2 kare kök 5 olacaktır. İkinci soru 16 artı 2 kök 63 paydamız. Hemen 2'ye bakıyorum. 2 yerinde duruyor. Çarpma 63 toplam 16 olan iki sayı. 7 ve 9 desem 7 kere 9 63 toplam 16 yaptı. Demek ki ne oldu aşağısı? Kare kök 9 artı kare kök 7 yani 3 artı kök 7 oldu. Bunu da neyle çarpalım? Eksilisiyle Yukarısı 2 çarpı 3 eksi kök 7 olacaktır. Aşağısı ne olacak? 3 artı kök 7, 3 eksi kök 7. Birincinin karesi 9. Eksi ikincinin karesi 7. 9 eksi 7 ne oldu? 2. İkiler giderse cevap ne olur? 3 eksi kare kök 7 olacak. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen paydaya eşleniğiyle çarpalım. 3 artı kare kök 8'de çarparsak ne olur? Yukarısı 3 artı karekök 8'in karesi gelecektir arkadaşlar. Kökün içerisinde tabi. Aşağıda ne gelecek? 1 artı 1 eksi olduğu için 3'ün karesi 9, kök 8'in karesi 8, 9 eksi 8'den 1 gelecek. Eksi bir denesi nesi var? 3'ü var. Kare ve kare kök birbirini götüreceği için geriye ne kaldı? 3 artı kare kök 8 kaldı. Eksi 3 de yanında var. 3'ler birbirini götürürse cevap karekök kök 8 ya da 2 kare kök 2 olacaktır. 8 4 çarpı 2 olduğu için 4 dışarı 2 olarak çıktı. 2 kare kök 2 oldu. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Baktığımızda aşağıyı 4 parantezine alabiliyorum. Şöyle temiz yazalım. 4 kök 2 artı 1 oldu burası. Yukarıya baktığımda sihirli ikimiz var orada. Çarpımı 2 toplam 3 olan 2 sayı 1 ve 2. Çarptım 2. Topladım 3. Arada da 2 olduğu için bu ifade nedir? Kare kök 2 artı 1'dir. Bunlar birbirini götürürse ne kaldı kökün içerisinde? 1 bölü 4 kaldı. Bunun da kare kökü ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Paydayı hemen kare kök x ile çarpalım. İkinci ifadeyi de kare x eksi kare x eksi 1 ile çarpalım. Ne yapıyorum? Eşleni ile çarpıyorum. Burada aynısıyla burada artı olduğu için eksilisi ile çarpıyorum arkadaşlar. Kök x ile çarparsam ne olur bu? x kare kök x kök x'ler çarpışınca x oldu. Eksi kök x eksi kök x eksi 1 ile çarparsam yukarısı kök x eksi kök x eksi 1 oldu. Aşağının karesi x eksi ikincinin karesi x eksi 1 olur. Burada da x'ler gider. Eksi eksi 1 olduğu için ne olacaktır? Artı 1 oldu paydamız. Burada da x'ler gitti. Ne kaldı? Kare kök x kaldı. Burada da payda 1 olduğu için eksi ile çarparsam eksi kök x artı kök x eksi 1 oldu. Bu ifade neye eşitmiş? 4'e. Kök x'ler birbirine götürdü. E, ne kaldı geriye? Kare kök x eksi 1 eşit 4 oldu. Karesini alırsam x eksi 1 16 x ne gelecektir? 17 olarak gelecektir. 6 soru baktığımda paydada 1 eksi kök 3 kök 3 eksi 1. Şurada da sanki paydada kök 3 eksi 1 gelecek gibi duruyor. O zaman paydaları kök 3 eksi 1 yapalım arkadaşlar. Ancak şurayı bir eksiyle çarpalım. Eksi kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 oldu. artı kök 3 bölü kök 3 eksi 1. Şuraya bakın kök içerisinde eksi- ikinci kuvveti sadeleşirse ne kalır? Eksi birinci kuvveti kalır. Bunu da takla attırırsam. 1 bölü kök eksi 1 olur. Hepsinin paydası kök eksi 1 oldu. Aynı paydada yazalım. Yukarıda neler var? Eksi kök eksi 1 artı kök 3, artı 1. Bunlar birbirini götürürse ne kaldı yukarıda? 0. Haliyle sonuçta ne oldu? 0. Olduğuna göre alttaki ifadenin x cinsinden değeri nedir diyor. Buraya y diyelim arkadaşlar. Ve x bölü y'yi bulalım x bölü y dediği için birinci aynen aldım. 3 eksi kök 3 bölü kök 11 artı kök 5. Alttaki ifadeyi taklattırıp çarpıyorum. 3 artı kök 3 bölü kök 11 eksi kök 5. Niye böyle yaptım? Birbirinin eşleniklerini oldu, eşlenikleri olduğunu gördüm arkadaşlar. E, çarpım haline getirebilmek için de x'i y'ye bölmem gerekiyor. Peki eşleniği geldi. 3 eksi kök 3, 3 artı kök 3. Birincinin karesi 9, eksi ikincinin karesi 3. Bölü kök 11 artı kök 5, kök 11 eksi kök 5. Birincinin karesi 11, eksi ikincinin karesi 5. 9 eksi 3 ne olacak? 6. 11 eksi 5, 6. 6 bölü 6 ne yapacak? 1 yapacak. X bölü Y ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Benden ne istiyor? Y'nin X cinsinden ifadesini istiyor. Y ile 1'i takas edersek ne olacaktır? X eşittir. Y çarpı 1'den y olacaktır. 8. soru işleminin sonucu kaçtır diyor. Yukarı yazalım. Aşağıda şurada arkadaşlar ortak olan ne olduğunu görüyorum. Karekök 2 olduğunu görüyorum. Alırsam parantezi karekök 3 artı 2 kalıyor. Peki burada burada dokunmayalım. Kök 3 artı 2 artı 1. Daha sonra kök 3 artı 2 parantezini alırsam aşağıya yukarıya dokunmuyorum. Kök 3 artı 2 parantezini aldığımda geriye ne kaldı? Kök 2. Sağ tarafta ne kaldı? Artı 1. Artı sağ tarafta da 1 kaldı. Kök 3 artı 2'ler birbirini götürdü. Şu ifadenin eşleniği ne arkadaşlar. Kök 2 eksi 1 hemen çarpalım. Yukarısı ne oldu? Kök 2 eksi 1. Aşağısı kök 2'nin karesi 2. Eksi 1'in karesi 1'den 1 oldu. Artı 1'den Payda 1 olduğu için cevap kök 2 eksi 1 burası. Artı 1 bir var. Birler giderse cevap ne olacaktır? Kare olacaktır. İleri düzey birinci soru arkadaşlar. Pozitif bir gerçek sayıdır diyor bu. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi baktık 2 eksi kök 2. 2 artı kök 2 kuvveti. Bunları çarparsak x üzerinde birincinin karesi 2'nin karesi 4. Eksi kök 2'nin karesi 2. 4 eksi 2 olacaktır eşitmiş. Şurada da sihirli ikimiz var hemen. Çarpanlarını ayıralım. Çarpımı 5 toplamı 6 olan kök 5 ve 1 var arkadaşlar. Burası da kök 5 eksi 1. Yine 1 artı 1 eksi 2 kare farkından birincinin karesi 5 eksi ikincinin karesi 1 oldu. Burası x üzeri 2 yani x kare 4'müş. x ne olacaktır? Artı eksi 2 olacaktır. x pozitif sayı dediği için cevabımızı 2 olarak alacağız. A sayısı x artı 1'miş. Akar kare eksi 2 a da 2 artı 2 iki kök 2'ymiş. X'in alabileceği büyük değer nedir diyor arkadaşlar. İki tarafı bir ekleyelim. Ne olacak? Akar kare eksi 2 artı 1. A eksi 1'in karesi olacak. Burası da ne oldu? 3 artı 2 kök 2. Yukarıdaki ifadeye baktığımda A eksi 1'in neye eşit olduğunu görüyorum. X'e eşit olduğunu görüyorum. Yerine yazarsak ne oldu? X kare eşittir. 3 artı 2 kök 2. X ne geldi buradan? Artı eksi 3 artı 2 kök 2. Yalnız bize büyük dediği için artısını alıyorum. Baktım sihirlikimiz de burada. Çarpım 2 toplam 3 olan 2 sayı. 2 ve 1 ne olacaktır o zaman? Burası kare kök 2 artı 1 olacaktır. Olduğuna göre X kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda küp kök 8x, küp kök 4x. Ne eksik burada? Küp kök 2 eksik. Çarparsak yukarısı küp kök 2 artı 1. Paydalarımız eşit oldu. Küp kök 8x. Karşı tarafta ne varmış? Küp kök 2 artı 1 varmış. Bunlar sadeleşirse küp kök 8x neye eşit olacaktır? 1'e. Küpünü alırsak 8x eşittir 1. x ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Dördüncü soru işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen eşlenikleriyle çarpalım. Şunu e, kökün içerisinde düşünelim. Aynı kökün içinde. 4 eksi kök 15 bölü 4 artı kök 15. Burayı neyle çarpalım? 4 eksi kök 15 ile. Aynı mantıkla şurayı da ortak kök içine yazalım. 4 artı kök 15 bölü 4 eksi kök 15. Bunu da 4 artı kök 15 ile çarpalım. Çarpınca ne oldu yukarısı? 4 kö, 4 eksi kök 15'in birisi oldu arkadaşlar. Neyin içerisinde? Kökün içerisinde. Aşağısı ne oldu? 2 kare farkı 1 artı 1 eksi olduğu için 4'ün karesi 16 kök 15'in karesi 15 oldu. Aynı şekilde burada da 4 artı kök 15'in karesi geldi. Bölü paydada ne geldi? 1 artı 1 eksi olduğu için birincinin karesi 16 ikincinin karesi 15 oldu. Paydamız 1 oldu. Burada da öyle 1 oldu. Yukarısı da kare kare kökü götüreceği için ne olur? 4 eksi kök 5 kök 15 olur. Burası da ne olur? 4 artı kök 15 olur. Kök 15'ler birbirini götürürse 4 4 daha sonuç ne olacaktır? 8 olacaktır. x büyük 2 bölü 3 olmak üzere şu ifade 1 bölü e, kare kök 3 artı kare kök 2 eşitmiş. Buna göre bu ifadenin de değerini bulun diyor. Şimdi içeriye baktığımda sihirli olduğunu görüyorum arkadaşlar. Çarpımı 6x toplam 3x artı 2 olacak şekilde iki sayı arıyorum. Nedir bunlar? 3x ve 2 sayıları. 3x 2'yi çarparsam 6x toplarsam 3x artı 2. O zaman bu ifade nasıl çıkacak? Karekök 3x eksi kare kök 2. Burada x'in 2 bölü 3'ten büyük olması nedeniyle şu ifade pozitiftir. Sağ tarafa bakalım. Burada da eşlenikle çarpalım hemen. Kök 3 eksi kök 2 ile çarpıyorum. Yukarısı ne olur? Kök 3 eksi kök 2. Aşağısı ne olur? Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 3 eksi 2, 1 olacaktır. Buradan eksi kök 2 eksi kök 2 giderse ne kaldı geriye? Kare kök 3 x eşittir. Kare kök 3. 3 x 3 ise x ne olacaktır buradan? 1 olacaktır. Bizden x'i istemiyor. Ne istiyor? 1 eksi kare kök 3 çarpı 1. X yerine 1 yazdım. Artı 1'i istiyor. Ne olur bu da? 3 bir daha 4. Karekökü kökü 2. 1 eksi 2. Ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. tuzağa düşürmesine müsaade etmeyin siz arkadaşlar. Olduğuna göre X'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Üstü ifadeler şeklinde düşünelim arkadaşlar bunu. Ne olacaktır? X üzeri 2. Paydadaki karekök kökü X ne demek? X üzeri 1 bölü 2 yukarıya eksi olarak çıkıyordu. Bunun nesiymiş? Küpü. Yine x üzeri 1 bölü 2 yukarıya eksi olarak çıktı. x üzeri eksi 1 bölü 2. Bunun hangi kuvvetiymiş? 1 eksi kök x. Düzenlersek şurası 3 bölü 2. Küpü olunca ne oluyor? x üzeri 9 bölü 2. Burası ne olur? x üzeri eksi 1 ile çarparsak eksi 1 bölü 2. Şurası da x üzeri 1 bölü 2 demek ama burası olduğu gibi kalsın artı karekök x bölü 2. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler birbirine eşit. 9 bölü 2'yi eksi 1 bölü 2 artı kök x bölü 2'ye eşitlersem paydadaki 2'ler gider. Eksi 1'i karşıya atarsam kök x eşittir. E, 10 yapar. X ne yapacaktır? Karesini alırsam 100 yapacaktır. Benden ne istiyor? X'in alabileceği farklı değerler toplamı diyor arkadaşlar. Bir bu işlem olabileceği gibi bir de ne olabilir? Tabanımız 1 olabilir. Yani x 1 de olabilir arkadaşlar. O zaman x'in alabileceği değerler toplamı 101 olacaktır. Yeni nesil sorular. A ile B pozitif gerçek sayılar olduğunda A ile B şuraya verildiğinde bu ne oluyormuş? Karekök AB oluyormuş. O zaman 2 ile x verilirse 2 çarpı x'in karekökü neymiş? 3 kök 2'ymiş. 3'ü de içeri atalım. Ne olur? 9 olarak içeriye girer. 9 kere 2 18 yapar. Demek ki e, o 2x eşittir 18. X ne gelecek buradan? 9 gelecek. Aynısını alttakinde yapalım. 4 ile y'nin çarpımının karekökü neymiş? 2 çarpı 4. dereceden kök arkadaşlar. 2'yi içeriye gönderiyorum. Ne olur? 2 üzeri 4 olarak gider. Yani 4. dereceden kök içinde e, 3 çarpı 2 üzeri 4 olur. Şurası da neymiş? 4Y kökün içerisinde 4Y. Burada ifadenin iki tarafında dördüncü kuvvetini alayım arkadaşlar. Kolaylık olsun diye. 4 ile kare kök sadeleşirse ne olur? 4Y'nin karesi olur. Eşit. 4 ile dördüncü dereceden kök giderse burası da ne olacaktır? 16 kere 3, 48 olacaktır. Buradan 16Y kare 48 olacaktır y kare 3 y ne oldu? Kare kökü 3 oldu. Bizden ne istiyor? x bölü y oranını istiyor arkadaşlar. Bölelim o zaman. 9'u kök 3'e bölebilir misiniz diyor. Hemen eşleni ile çarpalım. Ne olur? 9 kök 3 bölü 3. Sadeleştirirsem cevap ne gelecektir? 3 kök 3 gelecektir. İkinci soru ABC pozitif tam sayılar. B büyük eşit 2'ymiş arkadaşlar. Şu ifade kökün içinde a artı b kök c'ymiş. Bu ifadede kökün içerisinde a eksi b kök c'ymiş. Buna göre a sayısına bakalım. Ne diyor? Kökün içerisinde 11 artı 2 kök 28. B sayısı neymiş onu da yazalım. 11 eksi kare kök 28miş. Düzeltiyorum. 112'ymiş. Peki. Üsttekini baktığımda sihirli olduğunu görüyorum. Çarpım 28 toplam 11 olan iki sayı 4 ve 7. O zaman ne olacaktır bu? Karekök 7 artı karekök 4. Yani 2 olacaktır A sayısı. Peki B sayısına bakalım. Sihirli yok orada. İçeriden bir 2 gönderelim. 112'yi nasıl yazabilirim? 28 çarpı 4 olarak. O zaman B sayısı için ne söyleyebilirim? 11 eksi 2 karekök 28 olacaktır. Buradan da ee, ne olacaktır? 4 ile 7 karekök 7 eksi 2 B sayısı gelecektir. A sayısı neydi? Karekök 7 artı 2 idi. Bu ikisini çarpın diyor. Bunlar eşlenik ifadeler. Karekök 7 artı 2 ile karekök 7 eksi 2'nin çarpımı. Birincinin karesi 7 eksi ikincinin karesi 4. 7 eksi 4 ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Doğru cevabımız E şıkkında. Üçün soru ne diyor? Bir üçgen ve yuvarlak işlemleri tanımlanmış. Üçgen işlemi neymiş? Karekök x artı karekök y'ymiş. Daire işlemi neymiş? Karekök x eksi karekök y'ymiş. Buna göre ne diyor? 5 bölü üçgen işlemi tanımlanmış neydi? Köklerinin toplamıydı. Karekök 6 artı karekök 1 eksi 5 bölü daire işlemi karekök eksi karekök 1 olacaktır. Buna göre eşleniyle çarparsam hemen karekök x karekök 6 eksi e, karekök 1 kare çarparsak yukarısı 5 kök 6 eksi 1 bir. aşağısı birincinin karesi 6 eksi ikincinin karesi 1 6 eksi 1 5 beş olacak. 5'ler gitti arkadaşlar. Eksi burayı da kök 6 artı kök 1 ile çarparsak ne olur? 5 parantezinde kare kök 6 artı e, birin karekökü 1. Bir. Aşağısı ne oldu? Kök 6'nın karesi 6. Eksi kök 1'in karesi 1. 6 eksi 1 ne yaptı? 5. Buradan da 5'ler gitti. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? Kök 6 eksi 1. Burada ne kaldı? Eksi kök 6 eksi 1. Buradan kök 6'lar giderse eksi 1 eksi 1 ne olacaktır? Eksi 2 a şıkkı olacaktır. Dördüncü soru toplam sembolünün tanımını vermiş. Birden ne kadar a k'lar? a1 artı a2 artı a n demektir. k yerine birden ne kadar değerler verilir? Bir tane de örnek vermiş. Buna göre 1'den 8'e şu işlemin sonucu nedir diyor. Paydayı eşleniğiyle çarpalım hemen arkadaşlar. Karekök k artı 1 eksi karekök k ile. Ne olacaktır içerisi? Karekök k artı 1 eksi karekök k bölü. Payda ne olacaktır? Birincinin karesi k artı 1 eksi ikincinin karesi k. K'lar giderse payda 1 olacaktır. Demek ki burası neymiş? Karekök k artı 1 eksi karekök k'ymış. Buna göre 1'den 8'e değerleri verelim. 1 verirsek ne oluyormuş? Kare kök 2 eksi kare kök 1. 2 verirsek kök 3 eksi kök 2. 3 verirsek kök 4 eksi kök 3. Nokta 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 artı. En son ne verelim? 8 verirsek kök 9 eksi kök 8 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda e, giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Kök 3'ler gitti kök 2'ler gitti. Bu şekilde kök 4'ler gitti. Bu aradaki işlemlerin hepsi gidiyor. Sadece ne kalıyor burada? Kök 8 de gidiyor. Şurada kök 9, burada da 1 kalıyor. O zaman cevabımız kök 9 eksi kök 1 ya da 3 eksi 1 ne kalacaktır? 2 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.